Merhabalar. Bugün mobbing konusunu konuşacağız. Son zamanlarda bildiğiniz üzere mobbing kelimesi ve mobbingin kapsamı çok fazla şekilde gündeme gelmekte. Bu konuda bazı bilgiler vereceğiz. Mobbing nedir? Mobbing ifadesi Yargıtay kararlarında da açık bir şekilde tanımlanmıştır. Buna göre mobbing aynı iş ortamında bulunan veya aynı organizasyona bağlı olan bir veya birden fazla kimsenin bir kişiye belli bir amaçla Sistematik bir şekilde yılgınlık, korku, tedirginlik, endişe, bunalım, bıkkınlık, sıkıntı veya kaygı oluşturacak söz, tutum veya davranışlarla psikolojik ve duygusal baskı kurarak onu belli şekilde davranmaya ya da davranmamaya, ortak alandan uzaklaştırmaya, güçsüzleştirmeye, değersizleştirmeye, aşağılamaya, küçük düşürmeye veya pasifize etmeye yönelik çabalarına mobbing denilmekte. İş yerinde mobbing, belirli kişi ya da kişilerin zarar verici söz, tutum davranışlarına maruz kalınmasıyla başlayan yıldırma, yıpratma, sindirme, bıktırma ve belli şekilde davranmaya mecbur bırakma sürecini içermektedir. Bu sürecin başından sonuna kadar hedef alınan kişi veya kişilere sistemli bir şekilde psikolojik, duygusal ve sosyal saldırı gerçekleştirilmekte. Hedef alınan kişinin şerefi, kişilik, karakteri, inancı, değeri, yeteneği, tecrübesi, düşüncesi, tercihi, yaşam biçimi veya kültürü gibi yönlerine topluca bir söz saldırı söz konusudur. Bu saldırı dedikodu ve söylenti çıkarma, iftira atma, çalışanlar önünde onu küçük düşürme, hafife alma, karalama, kötüleme, yok sayma gibi kişiye zihinsel, ruhsal veya bedensel olarak etkileyebilecek eylemlerle yapılmakta. Peki bir eylemin mobbing sayılabilmesi için hangi unsurların mevcut olması gerekmekte? Bu eylemler süreklilik göstermeyen, belli aralıklarla sık tekrarlanmayan, haksız, kaba, nezaketsiz veya etik dışı davranışlar ise mobbing olarak nitelendirilmemekte mobbingi stres, tükenmişlik sendromu, iş yeri kab kabalığı, iş tatminsizliği, doyumsuzluğu gibi olgulardan ayıran husus belli kişinin belli bir amaca yönelik olarak hedef alınması, yapılan haksızlığın sürekli, sistematik ve sık oluşudur. Mobbingin ispat yükü peki kime ait? Mobbingin ispat yükü doğal olarak mobbinge maruz kaldığını iddia eden kişiye aittir. Bunu kanıtlamak için de Yetkili mercilere yeterli delil sunmak büyük önem arz etmektedir. Örneğin, kişinin diğer arkadaşlarıyla beraber tuttuğu tutanaklar, kurum içi yazışmalar, tanıklar, psikolojik veya fiziki şiddete dair hastane raporları delil olarak sunulabilir. Mobbinge maruz kalan kişiler ne yapmalıdır? Mobbinge maruz kalan kişiler ilk önce işvereninden Birim amirlerinden veya insan kaynakları ile personel işlerinden bu durumun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilirler. Şayet söz konusu eylemler devam ediyor ise yapılan mobbingi delillendirmek suretiyle mahkemeye başvurarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulabilir. Bunun dışında ilgili mobbing Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen suç unsurlarını da taşıyorsa Savcılığa da şikayette bulunabilirler.